Şu anda sizin üzerinizde bir kışlık kıyafet var. Başınız benzer. Başım Tarık'tan rica edeceğim. Şöyle kıyafetleri gösterelim. İşte trafik polislerimizin. Açıklamaları vardı. Bakan sorumlu 7400 ölümlü trafik kazası sayısını bu 6000'e düşür. Yeni kıyafetleriyle görev başında olacaklar. Bu kıyafetlerin özellikleri fosfor olan oranlarının daha yüksek olması ve yine bu kıyafetler sayesinde polis, trafik polisleri daha görünür hale gelecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu az önce vatan da yaptı. Destekmiş olduk. Sıcak mı Sayın Bakanım? Çok iyi, normal ya. Özellikleri nelerdir bu kıyafetlerin? Öncelikle bu kıyafetlerin önemli 3 özelliği var. Birisi görünürlük ki bizim için çok önemliydi. Yani biz her tarafa polis yerleştiremeyiz. Böyle bir mantık da yani çok yapılabilir bir mantık değil. Ama burada bizim özellikle 2017'de oluşturduğumuz bir karayolları trafik politika belgemiz var. Bu belgede bir maddemiz var. Maddede algılanan yakalanma riski duygusunu yükseltmek. Yani daha onu hissettirmek. Polisin varlığını, görünürlüğünü. Bu kıyafetler, işte şu gördüğünüz kıyafetler arasındaki fark bu. Bu polis kıyafeti. Daha rahat, daha esnek, daha kaliteli, daha özgün ve kravat yok. Ve polis arkadaşlarımız, trafik polisi arkadaşlarımız bu konuda çok daha rahat görev yapabilme ve görev yaparken de görünebilme kabiliyetine sahip olacak. Özgünlüğü de kendisinin geçen yıl 24 Ocak'ta burada yaptığımız toplantıda, Ankara'da yaptığımız toplantıda böyle bir karar almıştık hep birlikte. Bu kararı da bu yıl aynı 24 Ocak tarihinde uygulamaya geçirdik. Daha önce de söylemiştim. Yani 24 Ocak kararlarının evini değiştirmiş olduk. Yayın delikli trafiğe dikkat çekmek için bir de eylem düzenlenecek. Bir devlet eylemi düzenlenecek. Çok evet. Önemli bir şey. Devlet eylemi, sadece eylem değil. Devlet eylemi, o da çok önemli bir şey. Onun hakkında neler söylemiştiniz? Şimdi biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisimiz yaya öncelikli trafik konusunda bir kanun çıkarttı. Ve yaya geçitleri, kavşaklar, okul önleri, hastane önleri, bütün buralarda öncelik yayanın, aracın değil yani. Onun için bu konuyu toplumsallaştırmak, yaygınlaştırmak ve özellikle gelecek nesillerimize sahiplendirmek için hep birlikte hem gerekli denetimlerimizi yapıyoruz ama 2019 yılında yaya öncelikli trafik konusundaki bir kampanyayı başlatıyoruz. Bu önümüzdeki günlerde başlayacak. Yani tarih belli, altyapısı belli, kampanyanın materyalleri belli ama bunun arkadaşlar bir lansmanını yapacaklar ve bu lansmandan sonra 81 vilayette bütün ilçelerimizde bu kampanyayı yoğunluklu bir şekilde gerçekleştireceğiz. Efendim çok teşekkür ederim. Sağ olasınız.